Herkese merhabalar. Tonguç, sınav kaygısı yaşıyor musun? Hocam, acayip kaygılanıyorum. Ne yapacağımı bilmiyorum. Sınavda... Çok normal bir şey Tonguç. Ondan terliyorum hocam. Ondan sonra... Sınavda avuç işlerimizin terlemesi, canımızın sıkılması, ikide bir kafamızın kitapçıktan kalkıp etrafa bakmamız ve... Stresleniyorum hocam. Streslenmemiz çok normal bir şey. Hatta senin gibi birçok arkadaşın da bununla alakalı bize yorumlar atmışlar. <laughs> Boran Dere demiş ki, çalışıyorum ama sınav kaygım var. Nasıl yenebilirim? Bununla ilgili bir video lütfen demiş. Ve 90 beğeni almış. Tebrikler Oo, moral. iyi Süleyman, Aynen. Süleyman Çobur'a baktığımızda sınav kaygısını nasıl açabilirim demiş. Veyahut da Eylül Güven'de sınav kaygımızı nasıl azaltırız demiş. Dolayısıyla ben de senin yaşındayken öğrenciyken Tonguç'um. Aynı sınav kaygılarını yaşadım. Ben de streslendim. Ben de tırnağımı yedim. Ben de üzüldüm. Ben de sınavdan önce ne yapacağımı düşündüm. Bunların hepsi oluyor. Bu sınav kaygısı normal bir şey. Şimdi birincisi sınav stresi nedir? Sınavın oluşturduğu ruh hali. İyi bir şey mi? Kimine göre iyi bir şey. Kimine göre kötü bir şey. Ne zaman olur? Sınav öncesinde ve sınav an. Sınavdan sonra sınav stresi kalmaz. Zaten en iyi sınav hangi sınavdır Tonguç? Um? En iyi sınav bitmiş sınavdır hocam. Aynen. Çünkü bitmiş gitmiştir artık. Dolayısıyla stres de kalmaz. Ama sınavın öncesinde ve sınav anında biz sınav stresi yaşayabiliyoruz. Şimdi sınav öncesindeki stres mutlaka olmalı Tonguç. Nasıl yani? Nasıl yani? Öyle şey Değil olur, olabilir, mi olur biliyor mi? Ben de şaşırdım. Stres falan. insanı böyle yanlış yaptırır diye biliyorum. Hayır. Birazcık stres olmalı ki biraz çalışasın. Yani hiç stres duymuyorsan aman salla git dersin. Hiç çalışmazsın. Sınavdan da sıfır olur oturursun. Ama birazcık stres olursa çalışmalıyım, gayret göstermeliyim, başarmalıyım dersin. iyi bir şey yapmış olursun ve daha fazla çalıştırır. Ama sınav anındaki ise birazcık stres gene gerekli. Az biraz olacak ki böyle dikkatli bir şekilde okuyacaksın soruları. Eğer dikkat bir aman da mesela böyle boş bir sınava girdiysen üf, zaten hiçbir stres yok. Hiçbir şey sallamadan rahat rahat yaparsın. Bu nun fazlası zararlı. İyi bir şey değil saravardaki ve dikkat hatası yaptırabiliyor. Şimdi gel bunun biraz detayına geçelim. Öncelikle yapman gereken ilk şey kendine inanmak olmuş. Bir insan başarabileceğine inanırsa her şeyi halledebilir. O zaman hiçbir şey yapamayacağım. Ben çünkü kendime hiç inanmayan bir insanım. Hayır. Sen kendine inanmalısın Tonguç'um. Bize de güvenmelisin. Hocalarına, ailene güvenmelisin. İkincisi mükemmel olmaya çalışma. Yani her yazıldan yüz alacaksın diye bir şey yok. Mutlaka Galatasaray Lisesi'ni kazanacaksın. Mutlaka işte Harvard'ı istiyorum. Başka bir şey olmazsa ben başarısın. Böyle bir şey yok. İnsanlar farklı farklı okullardan, farklı farklı notlarla mezun olarak da hayatta çok mutlu ve başarılı Yağlar olur. Galatasaray sesi olmazsa olmaz demiyorum Fenerbahçe sesi olur. O da olmazsa Beşiktaş Beşi sesi o da olmazsa Trabzonspor, Bursa bir sürü lisemiz var. Şaka bir yana gerçekten insanlar sadece okul notlarıyla yani yazıldan yüz olarak veyahut da iyi liseleri kazanarak başarı olacak diye bir şey yok. Hem maddi hem de manevi başarı yani mutluluk farklı şekillerde de gelebiliyor. Ama biz tabii ki her zaman için gayret göstereceğiz. Ve negatif düşüncelerden bilhassa da negatif insanlardan uzaklaşacağız. Bak çeyrende hep şöyle tipler görürsün. Yapamazsın. Boş ver kasma aman. Çalışsan da olmuyor diyen tipler ya da işte sen yapamazsın ki böyle olmaz ki ben yaparım ama sen yapamazsın diyen negatif insanlar vardır. Onlar eksi eksi de böyle sürekli eksi verirler. Eksi 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 seni de aşağı çekerler. Ve pozitif yaparsın abi çok iyi yaptın olsun bu sefer yapamadın ama diğer sefer yaparsın diyebilen insanlardan düşüncelerden destek almalısın. Ve tabii ki de en önemlisi plan. Çalışma zamanını planlamalısın. İkinci amban gereken düzenli notlar almalısın. Yani biraz daha detaya giriyoruz. Düzenli not almak ne demek? Diyelim ki bir sınavı var. Matematik sınavı var. Matematik genelde öğrencilerin korkulur rüyası. Yani matematiği sevenler çok başarıyor. Sevmeyenler de gerçekten nefret ediyor. Kendimden örnek vereyim. Ben seni yaşındayken matematik bana zor gelirdi. Yapamazdım, sevmezdim. Ama düzenli notlar alarak, doğru sorular çözerek, Aralar vererek ve günlük çalışma planımı takip ederek matematikten en azından beni birazcık mutlu edebilecek notlar alabildim. Diğer derslerde yani sözel derslerde biraz daha iyiydim. Orada yine düzenli notlar alıyordum. Doğru sorular çözüyordum Tonguç ve mutlaka dinleniyordum. Yani ara vermeden çalışırsam bir saat boyunca beynin yanar. Beynin yandı mı senin Tonguçç? Benim benim zaten hocam ee şey... Olmayan bir şey yanabilir mi yani? Dolayısıyla çok fazla yanma ihtimali yok hocam. Çok su güzel. Da, sulu yani. 199 su hocam. Senin beynin... Hidraya benziyorum ben. Hidra. Güzel, değişik bir şey. Dolayısıyla senin için bu geçerli değil. Bu söylediklerimi sen yanlış anlama sakın. Ben arkadaşlarım söylüyorum yani. Sürekli ders çalışırsanız beyniniz yanar. Mutlaka ara vermeniz gerekiyor. Ve son olarak söyleyebileceğimiz... Bu diye. sene NASA hazırlayacak diyor hocam soruları. Öyle Amerika Türkiye ile iş yapıp NASA soruları hazırlayacak Yok, diyor. Yok bu hocam. sene NATO hazırlıyor Tonguç. Yani Aa. öyle bir şey olabilir mi? Birincisi hurafelere inanma. Bu sene sorular çok zor olacakmış. Niye? Çünkü bu sene işte e, uzaydan insanlar katılacak sınava. Veyahut da işte Amerika'dan 758 bin öğrenci gelmiş. Hayır. Her sene sorular belli zorluktadır. Her sene adayların okullara girmesi, kazanması istenir. Yani mesela diyelim ki liselere giriş sınavını düşünelim. Liselere giriş sınavında düşün şu kadar işte 3 tane okullar diyelim ki. Bu üç okula da 10 tane öğrenci girmeye çalışıyor. Her okulda bir öğrenci alıyor. Buraya bir öğrenci, buraya iki öğrenci, buraya bir öğrenci, buraya da bir öğrenci gelecek. Şimdi dolayısıyla 10 öğrenci sınava giriyor, 3 tanesi kazanıyor diyelim. 7'si kazanamıyor. Sorular zor olsa da ilk üçü kazanacak. Sorular kolay olsa da ilk üçü kazanacak. O zaman soruların güzel, kaliteli olması lazım. Yani çok zor sorduk da hiç kimse hiçbir soru yapamazsa okullar boş mu kalacak? Yani okullarda Milli Eğitim Bakanı kendisi mi okuyacak? Veya ben mi gideceğim okuyacağım? Veyahut hatta işte öğretmenler mi okuyacak? Hayır. Bu okulların hepsi sizler için yani öğrenciler için hazırlanmış. Dolayısıyla sınav zor da olsa kolay da olsa mutlaka başaracaksınız. Bu söylediklerinizi hiç anlamıyorum hocam. Sınav çok zor olacak bir çok panikliyorum hocam. Hiç paniklemene gerek yok Tonguç. Sınavın zor da olsa kolay da olsa bu bir sıralama sınavı olduğu için diğer adaylardan daha fazla yaptığında başarısın. Ve zor olması sadece sana zor olmayacak. Yani sana ayrı bir kitapçı verip sen zor yap Tonguç. Diğer arkadaşlar hiç sakın söyleme siz kolay yapın diyecek hali yok ki. Herkes aynı zor sorular gelecek. Dolayısıyla sen çalışırsan halledersin ve zor sorular yüksek puan getirdiği bir yanlış düşünce var. Aa, mesela diyelim ki şöyle düşün. Matematikte 20 soru var. Matematikteki o dördüncü soru çok kazık. Türkiye'de hiç kimse yapamadı. Ee, birinci soru ise çok kolay. Herkes zor yaptı. İki sorunun puanı aynı soruların puanı değişmiyor. Sadece sandar sapması denen bir şey var. Mesela Türkiye ortalaması eğer matematikte 5 ise sen 6 tane net yaptıysan bu 5'ten 6'ya geçiren net çok değerli. Ama sen 4 e, net yaptın. Ben de işte atıyorum 3 net yaptım. Bu ikimiz arasındaki fark önemli. 3 ile 4 arası zaten ortalamanın altındayız. Orada bir fazla değişim olmuyor ama ortalamanın üzerine çıktıktan sonra yaptığın doğru sayısı önem kazanıyor. Yoksa Dördüncü soru çok daha zordu. O yüzden bu daha fazla puan verelim buna demen, demen yanlış olur. O yüzden takılın soruyu da atlaman gerekiyor zaten. Ve kendini sakın sakın herhangi birileriyle kıyaslama Tonguç. Komşunun oğlu Robert istiyor. Aa sen de Merve gibi çalışsan. Kuzenin bak fenlisesine ama sen ne yaptın gibi böyle. Bazen veliler yani annelerimiz, babalarımız, ebeveynlerimiz ...çocukların üzerinde tatlı bir baskı kurmak isterler. Ama aslında o hiç tatlı değildir. Acı bir baskıdır. Yani bir insan kendisi başka biriyle kıyaslandığında... ...genellikle mutsuz hisseder. Ya ben eksik miyim de benimle kıyaslıyor diye düşünür. Dolayısıyla şunu asla unutma. Sakın sakın kendini biriyle kıyaslama. Tabii ki rekabete gireceksin. Tabii ki başarmayı isteyeceksin. Tabii ki sınav sonuçlarında sıralamana bakacaksın. Ama... Seni geçen birileri olabilir. Sen de birilerini geçiyorsun sonuçta. En Türkiye sonuncusu değilsin ya mutlaka bir başarı elde ediyorsun. Ama mutlaka senin en büyük rakibin kendisin. Çalışıp kendini geçtiğinde başarabilirsin. Şimdiden sınavlarına başarılar diliyorum Tonguç. Teşekkür ederim hocam. Redberlik serimizle alakalı bütün videolarımızı izlersen zaten motivasyonla tam anlamıyla sağlamış olacaksın. Hadi bakalım. <laughs>